LG'nin not alma üzerine odaklanmış akıllı telefonu LG Optimus bu. Oldukça sıradışı bir tasarımla geliyor. Cihazda 5 inçlik ekran var. Bu ekran 4'e inçlik bir enboy oranına sahip. Bu da cihazı biraz enine geniş yapan bir özellik olmuş. Cihazı biraz tutarken zorlanabilirsiniz. Aslında zorlanma demeyelim ancak biraz daha el kaslarınız fazla çalışabilir. LG'nin bu 4'e 3'lük bir oranı seçmesinin sebebi ekranda kullanılmayan, gereksiz yere heba edilen bir alan bırakmak istememesi. Bu nedenle 4'e inçlik bir ekranı uygun görmüş. LG Optimus V'da 5 inçlik 4'e 3'lük ekranın yanı sıra 1.5 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. Bu da cihazda işlevlerin düzgün bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor. LG'nin özelleştirilmiş Android arayüzü yüklü geliyor cihazda. Görmüş olduğunuz gibi cihazda uygulama menüsü sayfalı bir yapıya sahip ve burada hoş bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Beyaz renkli arka plan ikonları oldukça güzel göstermiş. Altta görmüş olduğunuz kısa yollar hızlı başlat bölümünde telefon özelliği var. Bunun sıra iletişim kişi listesi bölümü yer almakta. Ayrıca yine burada mesajlar, notebook, ana ekran gibi uygulamalar yer almakta. NFC desteği var cihazın. Buradan bütün özellikleri açıp kapatabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı özelliğini, GPS'i veya diğer işlevleri kapatmanız mümkün. Bunu söyleyebiliriz. Notebook uygulaması görmüş olduğunuz gibi buradan yeni bir notu ekleyebilirsiniz. Buradan bir resim seçip daha sonra bu resim üzerinde herhangi bir bölgeyi seçin, kaydedin ve daha sonra bu resmi de o nota ekleyin. Mesela yine çizimler yapabilirsiniz bu görüntünün üzerine, görmüş olduğunuz gibi. Oldukça esnek kontroller sunuluyor. Hazırlamış olduğunuz notu bu şekilde farklılaştırabiliyorsunuz. Dilerseniz de ekranı kilitleyip herhangi bir tuşa, ikona basılmasını engelleyebiliyorsunuz. Bu aslında biraz da cihazı defter gibi kullanmaya olanak sağlıyor. Rahat bir şekilde bir defter gibi kullanıp yazma işlevlerini görebiliyorsunuz. Bu şekilde yine ekran kilidini kaldırabilirsiniz. Ön kilidi ve rahatlıkla diğer tuşları kullanmaya devam edebilirsiniz. LG Optimus bu da Android'in Gingerbread sürümü çalışmakta ve çeşitli Google uygulamaları da cihazda yüklü geliyor. Aynı zamanda Android Market erişimi de var cihazda, görmüş olduğunuz gibi. Bunun yanı sıra cihazda ekran görüntüsü alma işlevi de var. Onu da şu şekilde gösterelim. Herhangi bir gazete açtınız, bu gazetede görmüş olduğunuz bir bölümü paylaşmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken buradan herhangi bir bölümü seçmek ve daha sonra seçip buradan ekran görüntüsünü paylaşmak. Buradan görmüş olduğunuz gibi farklı yollarla bu ekran görüntüsünü paylaşabilirsiniz. Ayrıca kaydederek, not deftere veya galeriye kaydederek de bu şekilde cihazın daire belleğinde saklayabilirsiniz. LG Optimus V'nun tasarımına biraz daha bakacak olursak, ekranın altında fiziksel navigasyon tuşları var. Arkadan aydınlatmalı, görmüş olduğunuz gibi menü, ana ekran, geri ve arama tuşları yer almakta. Cihazın sol tarafında herhangi bir şey yok. Sağ tarafında ise ses kademe tuşları yer almakta. Bunu söyleyebiliriz. Cihazın arkasında 8 megapiksellik kamera var, LED flashlı. Önünde de ikinci bir kamera var. Bu şekilde görüntülü görüşmeleri de olanak sağlamakta LG Optimus V. Oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip LG Optimus V. Not tutmayı sevenler için oldukça iyi bir işlev görecektir. Böyle bir kalemle geliyor. Kalemin ucu da oldukça yumuşak. Ekranda kaydını söyleyebiliriz. Yazarken rahat bir rahatlık sunduğunu söyleyebiliriz. Tepkisi de oldukça iyi. Rahat bir şekilde yazıyorsunuz. Herhangi bir gecikme vesaire yok. Bunu da söylemeden geçmeliyim. LG Optimus V ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.